Merhabalar arkadaşlar Sıfalı Gurumiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomuz e, örgüye yani amigurumiye yeni başlayanlar için. Şöyle bebeğim de en sonuncu ördüğüm bebeğim de bana eşlik etsin. Şimdi şöyle arkadaşlar, e, birçoğu arkadaşımız hani buna yeni başlayanlar mesela sihirli halkayı e, birçoğu tekniği bilmeyenler öremiyor ve zorlanıyorlar. O yüzden Biraz da böyle teknikleri anlatmak adına basit bir video çekmek istedim. Kullandığım tığım 2.0. İpinizin kalınlığına göre tercih edebilirsiniz tığınızı. Mesela daha ince ipler için daha ince uç, daha kalın ipler için daha kalın uçlu tığlar tercih etmelisiniz. Ben periya kullanıyorum genelde. Periya ipimi 2.0'la örüyorum. Şöyle şimdi sihirli halka yapımını göstereceğim. Sihirli halka çok Basit aslında arkadaşlar. Şöyle üzerine atap, atarak da yapıyorlar. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bakın. Şu şekilde tutuyoruz ipimizi. Parmağımıza doluyoruz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde mesela şöyle ipimizin ucu bizden tarafa bakarken diğer öreceğimiz tarafını parmağımıza şöyle bir defa doluyoruz. Daha sonra iki ipimizin içerisinden şöyle üst kısımdan ipimi alıyorum. Bu tarafa çıkartacağım. Daha sonra parmağımdan çıkartıyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle. Şu şekilde örüp devam edeceksiniz. Bu şekilde de yapan var. Şöyle içerisine sık iğne olarak. Ya da daha kolayı. Benim genellikle kullandığım ipimi parmağıma doluyorum. Daha sonra şu kendime bakan ucunu şöyle bir defa çeviriyorum. Ve şu çapraz olan kısımda elimle tutuyorum. Daha sonra karşıdan tığımı buradan takıp karşıdaki ipimi alıp bir tane zincirle tutturuyorum. Daha sonra şu iki ipimin üzerinden şöyle şu şekilde iki ipimiz arasında kalacak şekilde şu ipimiz biraz uzun çünkü bunu çekeceğiz, sıkacağız şöyle. Sıkacağımız için bu şekilde olacak. Sık iğneler bu şekilde örülüyor. Şöyle alıyoruz. Başını almadan batıyorum. İkisini birlikte çıkartıyorum. Bu düz sık iğne. İki tane teknik var arkadaşlar. Bir düz teknik bir de çapraz. Çaprazda şu şekilde örgülerimiz çapraz çapraz oluyor. Düz olan da birazcık daha şöyle düz şekilde duruyor. Şimdi önce 1, 2, 3, 4. Normal düz şekilde öreceğim bu sıramı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genelde 6, 12, 18 yani 6, 6 artarak gidiyoruz. Şimdi sihirli halkamızı şöyle çekerek bakın ipimi sıkıladığımda sihirli halkam kapandı. Bu şekilde. Şöyle biraz daha yaklaştıracağım. Evet şimdi e, ikinci sıramıza geçerken genelde burada şöyle işaretleyici takıyoruz. Herhangi bir başka yabancı bir ip de kullanabilirsiniz. Burada işaretleyici yerine yani sıra başımızı belli etmek için. Şöyle işaretleyiciyi bu ara kısma katıyorum. Şimdi çapraz sık iğneyi göstereceğim. Çapraz sık iğne için şöyle ilmeğimdeki ilk kısımdan batıyorum. Çapraz sık iğne de üstten alıyoruz ipimizi. Evet şöyle batıyorum. İpimi üstten alıyorum. Çapraz sık iğne şöyle üstten alarak diğer normal sık iğnemiz alttan aldığımız alttan alarak ördüğümüz ilk sık iğnemiz normal sık iğne şöyle alttan alıyorum ama çapraz yapmak isterseniz şöyle ipinizi üstten tığımıza doluyoruz. Şöyle üstten alarak bu çapraz. Düzde de normal alttan çekip aldığımız. Bu şekilde. Şimdi arttırma nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Arttırmalar bir ilmeğin içerisine iki tane sık iğne yapmak arttırma denildiğinde yani aklımıza ilk gelecek yani arttırmak. O yüzden bir ilmeğin içerisine iki tane sık iğne yapmak arttırmak. Azaltmaları nasıl yapıyoruz? Azaltmaları genellikle ben şu şekilde yapıyorum. Şöyle ön kısımdaki ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Diğer ilmeğimin de önündeki tek kanadını tek ipi yani normalde 2 2 iki. bu ikisini birlikte çıkartıyorum bir iki defada tığımdan çıkarttığımda azaltma yapmış oluyoruz tekrar gösteriyorum şöyle öndeki ipimin tek kanadını diğer ilmeğimdeki öndeki tek kanadını daha sonra ikisini birlikte şöyle ipimi alıyorum ikisini birlikte çıkartıyorum 2 ipim kalıyor. 2 ipimi de tekrar çıkartıyorum. Bu azaltma. Şöyle. Tekrar şurayı sökeceğim. Evet, azaltmalarımızı da gösterdim. Şimdi burada e, FLO ve BLO diyoruz. Onu da göstereceğim. FLO dediğimiz şey yani ön loptaki ipimizin tek kanadına sık iğne yapmak. Şu. Bakın diğer taraftaki ipimin tekini almadım. Yani normalde aslında batarken şöyle iki ipimize birden batıyoruz. Mesela normal bir şekilde örerken şöyle iki ipimize batarak örüyoruz. Ama FLO ya da BLO dediğimizde FLO öndeki ipimin tek kanadına örme işlemi. BLO ise diğer taraftaki yani öndeki değil de diğer taraftaki ipimin tek kanadına batma örme işlemi. BLO diğer taraftaki. Bakın öndeki iplerim duruyor şurada. Öndeki iplerimizin kanatları duruyor. FLO ve BLO bu şekilde. FLO öndeki loptan alıyoruz. BLO'da ise arkadaki ipimizin tek kanadını alarak örüyoruz. Çünkü mesela elbise yapımında olsun. Mesela ben şu kısımda BLO yaptım. Mor kısmını. Öndeki şu üstteki kısma da FLO olarak şu öndeki loptan bir sıra ördüm mesela. Şu kısmı ördüm. Buraya da mesela sık iğne yaparak başka bir kat örebilirsiniz. Mesela şöyle öndeki kalan tek iplerinizin kanadında ördüğünüzde bu şekilde iki katlı örgünüz olmuş oluyor yani. Evet bu şekilde. Şimdi arttırma azaltma sık iğne sihirli halka hepsini gösterdim. Ee, şimdi e, tekli trabzan, tekli trabzan dediğimiz şey tekli trabzan. Aslında önce e, Sahte sık iğne diyorlar, ee, sahte e, sık iğne olarak. Yani normalde sık iğneleri, yani sık iğne dediğimiz zaman aklımıza gelecek, başını almadan batıyoruz, alıyoruz, tek seferde ikisini çıkartıyoruz. Bu sık iğne. Ama yalancı sık iğne var arkadaşlar. Bir de şöyle, yalancı sık iğne de başını almadan alıyorum. Önce bu ipimi. Daha sonra da diğer iki kalan ilmeğimi çıkartıyorum. Bu yalancı sık iğne. Şöyle tekrar göstereyim. İpimi alıyorum. Önce birini sonra diğerini çıkartıyorum. Başını almadan batıyorum. Önce birini sonra diğerini. Bu yalancı sık iğne. Şimdi tekli trabzanı göstereceğim. Sırayla yani tüm hepsi sırayla gidecek. Tekli trabzan dediğimiz şöyle şuradan ilmeğimi batıyorum. Ha, tekli trabzanda başını alıyoruz. Tekli trabzan. Çünkü trabzan yapacağız. Başını alıyoruz. Batıyoruz. 3 tane ilmeğimiz oldu. 3 tane ilmeğimizi tek seferde çıkartıyoruz. Bu tekli trabzan. Başını alıyorum bir defa. Tek seferde çıkartıyorum. Bu tekli trabzan. Başını alıyorum batıyorum. Tek seferde üçünü birlikte çıkartıyorum. Bu tekli tırabzan. Şimdi ikili tırabzana geçelim. Başını alıyoruz. İkili tırabzanda 1 2 2 defa da çıkartıyoruz. Başını alıyoruz. İkili tırabzanımızda 1 2 iki. Bu ikili tırabzan. Başını alıyorum. 3 tane ipim var. 1 2 2 çıkartıyorum. 2 defa da bu ikili trabzan. Şimdi üçlü trabzanı göstereceğim. Üçlü trabzanımızda bir, iki. İki defa başını doluyoruz üçlü trabzanda. İkisini, ikisini ve tekrar ikisini. Üç defa da çıkardım. İki, iki. Bu üçlü trabzan. Tekrar göstereyim. Başını iki defa et Tekrar iki defa başını doluyoruz. Diğer taraftan ilmeğimi aldım. 1, 2, 3. 3 defa da çıkardığımız için üçlü trabzan. Dörtlü trabzan 1, 2, 3. Dörtlü trabzanda da 3 defa başını doluyorum. Karşıdan ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 defa da 2, 2 çıkartıyorum. 3 kez başını doladım. Dörtlü trabzanımızda 1, 2, 3, 4. Bu dörtlü trabzan. Şimdi e, BLO, FLO, ikili, üçlü, dörtlü trabzanımızı gösterdim. İlmek kaydırmayı göstereceğim. Şu kısmı sokayım. Şimdi bir de ilmek kaydırma tekniği var. Bir tekniğimiz daha var. Onu da göstereceğim. Şimdi ilmek kaydırma şöyle hiç başını almıyoruz ilmek kaydırmada alıyoruz ipimizi direkt ilmeğimizin içerisinden çıkartıyoruz bir diğer ilmeğime batıyorum şöyle direkt içerisinden başını hiç almıyoruz çıkardığımız ilmeğimizi iki defa değil sadece tek seferde diğer ilmeğimin içerisinden çıkartıyorum batıyorum direkt ilmeğimin içerisinden çıkartıyorum Evet batıyoruz direk içerisinden çıkartıyoruz bu ilmek kaydırma alıyorum. Direkt içerisinden çıkıyorum. Yani ipimi çıkartıp da ikisini birlikte örmüyorum. Aldığım ilmeğimi diğer taraftakini diğer direkt öndeki ilmeğimin içerisinden çıkartıyorum. Bu ilmek kaydırma. Şimdi şöyle e, pıtırcık ve popcorn'u göstereceğim. Pıtırcık biliyorsunuz kuzu falan örüyorlar beyaz e, şeyle pıtırcık yapılışını şöyle. Evet, pıtırcık yapımı içinse ben başını alıyorum şöyle bir defa. Aynı ilmeğin içerisine şöyle ikisini çıkartıyorum. İkisi ipimin üzerinde kalıyor. Tekrar başını alıp bat aynı yere batıyorum. Tekrar ikisini çıkartıyorum. Bir ipim üzerinde. Tekrar başını alıyorum. Aynı ilmeğin içerisine ikisini çıkartıyorum. Yine ipim üzerinde. Ee, pıtırcık için 1 2 3 4, 5 defa bu işlemi tekrarlıyorum. İkisini çıkartıyorum. Evet şu an iplerimin hepsi üzerinde. 5 tane başını alıp ikili trabzan olarak batıp ikisini çıkartıp bir ipimi üzerinde bıraktım. 5 defa. Daha sonra hepsini birlikte tek seferde çıkartıp bir zincir çekiyorum. Daha sonra şöyle pıtırcığımın yan tarafındaki ilmeğimi hafifçe öne doğru bükerek bir zincir çektim. Bakın pıtırcığımız bu şekilde oluşmuş oldu. Yani buna pıtırcık ya da popcorn e, bu şekilde isim veriyorlar. Bu şekilde bir de şöyle benim e, parmaklar için kullandığım bir teknik daha var. Yani şu mesela bebeklerimizin şurasında bir çıkıntı yapıyoruz ya o. Onu da şu şekilde ikili trabzan olarak bir ilmeğin içerisine 5 tane ikili trabzan öreceğim. 1 2. Başını bir defa alıyorum. 2 defa da çıkartarak 5 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5. Evet, 5 tane ikili trabzan yaptım. Mesela diyelim ki bu el kısmı. Şimdi o sırayı tamamlıyoruz. Bu oluşumu ikinci sırada e, tamamlamış olacağız. Evet diyelim ki buradan böyle ördük baş kısımdan tekrar aynı yere geldik. Şöyle ben şuradan kısaltma olsun diye göstereceğim. Geldik. Bu da e, elde falan hani e, bir çıkıntı yapıyorum ya. Bunun için ben bu tekniği kullanıyorum. Şimdi buraya kadar geldikten sonra şu ön kısımdaki Tek ilmeklerimi alıyorum. 1 2 3 4 5. 5 taneyi taktım. Şöyle tığıma. Daha sonra 5 tanesini birden çıkartıyorum. 2 ipim kalıyor. Daha sonra da bu iki ipi birlikte çıkartıp tekrar sıradaki ilmeğime sık iğne olarak batarak devam ediyorum. Bunu da arkadaşlar genelde bebeklerin el kısımlarını falan yaparken e, bu tekniği kullanıyorum ben bazen. İsterseniz şöyle popcorn şeklini de yapabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. İkisinde de çıkıntı oluşmuş oluyor. Evet bu şekilde e, kısaca anlatmak istedim. Mesela şu bebeğin saçlarında kullandığım teknik tekli trabzan. Yani başını bir defa dolayıp alıp üçünü birlikte bir defada çıkartarak. Tekli trabzan olarak mesela bebeğimin saçlarını ördüm, sık iğne olarak şu kol kısmı, ondan sonra ikili trabzan olarak etek kısmı, bu şekilde kullanabilirsiniz. Çapraz sık iğne tekniğini de ben bu defa yüz kısmında kullandım. Bu şekilde umarım verdiğim bilgiler sizlere de yardımcı olur. Hani en azından bu işe yeni başlayan hiçbir bilgisi olmayanlar için tekrardan açıp kısacık izleyip bir fikir edinmek adına umarım faydalı olur. Tüm bebeklerimin tüm videolarımın yapılışında bu teknikleri kullanıp yapabilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum.